Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2001 yılı bütçesini görüşmek üzere grubum adına söz almış bulunmaktayım. Konuşmama geçmeden önce cezaevlerinde rehin olarak tutulan eski eş genel başkanlarımızı, milletvekillerimizi, belediye eş başkanlarımızı, parti merkezi ve MYK üyelerimizi, yöneticilerimizi, il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerimizi ve şu anda cezaevlerinde tecride karşı açık görevinde olan tüm siyasi tutsak arkadaşlarımızı buradan selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu bütçe yoksulun, köylünün, işçinin, emekçinin bütçesi değil. Bu bütçede esnaf yok, köylü yok, çiftçi yok, kadınlar yok. Bu bütçede gençler yok, sağlık emekçileri yok. Emeklilikte yaşa takılanlar yok, engelliler yok, işsizler ordusu yok, daha doğrusu halkın kendisi yok. Onun için bizler bu bütçeye saray ve yandaşların bütçesi diyoruz. Biz bu bütçeye savaş bütçesi diyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu iktidar yargı reformu altında halkı aldatmaya çalışıyor. Bu iktidar reform diyorsunuz ama her gün parti çalışanlarımıza dönük siyasi soykırım operasyonu yapıyorsunuz. Reform diyorsunuz, insanları helikopterlerden aşağı atıyorsunuz. Gencecik insanları kalt ediyorsunuz. Göz altında insanlara kötü muamele ve işkence ediyorsunuz. Reform diyorsunuz, gösteri ve yürüyüş hakkını kullananları engelleyip anayasal haklarını gasp ediyorsunuz. Reform diyorsunuz, cezaevlerinde yüzlerce ağır hasta tutsak ve hekimliği ölüme terk ediyorsunuz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, örnek olsun diye söylüyorum. Abdülalim Kaya, 85 yaşında, şu an Bursa Her Tipi Kapalı Cezaevinde tutuluyor. Kendisi ağır hasta olup tekerlekli sandalyeye mahkumdur. İhtiyaçlarını karşılayacak durumda değildir. Yüksek tansiyon, şeker, böbrek yetmezliği hastasıdır. Bundan bir ay kadar önce prostat ameliyatı geçirmiş olup bundan önce prostat ameliyatı geçirmiş olup durumu ciddiyetini korumaktadır. Abdullah Kaya'nın niye cezaevinde olduğunu size söyleyeyim. 2008'de, yani bundan 12 bin yıl önce yapılan bir basın açıklamasına katıldığı içindir. Yani bundan önce 12 yıl önce bir basın açıklamasına katıldığı için şu an 85 yaşındaki insan hasta cezaevinde tutuluyor. Yine yakında tanıdığım için söylüyorum. Halis Tekin, Avni Uçar, ciddi ağır hastalıkları var ve onlar da yüzlerce hasta tutsak gibi halen cezaevinde tutulup ölüme terk edilmişlerdir. Yine reform diyorsunuz. Sizden olmayanları, sizin gibi düşünmeyenleri, AKP üye olmayanları işten çıkarıyorsunuz. İş ve kadro alımında ayrımcılık yapıyorsunuz. Halkın öz iradesiyle seçilmiş belediye eş başkanlarımıza kayyum atayarak halkın belediyelerini gasp ediyorsunuz. Gasp edilen belediyelerimizin bünyesinde çalışan binlerce insanı işten çıkararak açlığa mahkum ediyorsunuz. Hep birlikte Sayın Kırkpınar, rica ediyorum arkadaşlar, Sayın milletvekilleri, hep birlikte lütfen sessizce ifade edelim. Halkın iradesi üzerine güç kurmaya çalışan kayyumları şunu iyi bilsinler ki halkın iradesi önünde hiçbir güç dayanamaz. Onun için reform söylemlerimize hiç kimse inanmıyor ve kimse de itibar etmiyor. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, vekili olduğum sit ilimizin Şırnak ili bağlantılı yolu 90 kilometre bir yol olup 20 yılı aşkın bir süredir yol yapımı tamamlanmamıştır. Görünen o ki rantların sağladığı bu yolun yapımı daha uzun yıllar süreceğe benziyor. Sürt ilimizin Kurtalan, Baykan,
Berbari, Şirvan ilçemizin köy yolları kullanılmaz halde olup uzun bir süreden beri asfaltlama çalışması yapılmamaktadır. Bu ilçelerimize bağlı çevre köyler... Tamamlayın sözlerinizi. İlgili bakanlığa verdiğimiz soru önergelerimize herhangi bir cevap verilmedi. Son olarak Sayın Başkan değerli milletvekilleri, son olarak halkın yararına olmayan, tamamen sarayın ve savaşın bütçesi olan bu bütçeyi tanımadığımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Genel kurulu selamlıyorum.